15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araç yangını var. Tam da iş çıkış saatine denk gelen bu dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yakası yönünde bir araç ekranınıza geliyor. Yanmaya başladı. Aracın neden yandığı konusunda bir bilgi yok. Tabii tam da akşam saatleri, iş çıkış mesai saatlerinin sona erdiği dakikalarda bu araç yangını başladı. Hemen bölgeye itfaiye araçları sevk edildi. Araç yangınına dair görüntüler İstanbul'un pek çok noktasından görülebiliyor. Elbette akşam trafiği olması sebebiyle de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde o trafik bir kat daha arttı. Trafik adeta durma noktasına geldi. Aracın yanma sebebi nedir? Sürücü ekrana gelmiyor. Görüntüde sürücüye dair bir bilgi de yok ya da bir kanıt da yok diyebiliriz. Akşam iş çıkış saatlerinde köprü üzerinde ilerleyen bir araç bir anda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Evet, bakın sağ tarafta bir kişi görüyoruz. Muhtemelen araç sahibi olabilir. İlk anda gördüğümüz araçtan bir 5-6 metre geride. Çünkü böylesi araç yangınlarında aracın yangın sonrası patlama riski de bulunuyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde hemen bölgeye itfaiye araçları sevk edildi. Görüntüler henüz itfaiye araçlarının ulaşmadığı anlara dair. Sürücü aracın yanmaya başlamasıyla birlikte, bakın şu anda ekranın sağında görüyorsunuz. Aracın yanmaya başlamasıyla birlikte sürücü hemen araçtan dışarıya atlamış. Anladığımız kadarıyla başka bir yolcu var mıydı şoför dışında araçta? En azından şu dakika itibariyle bu konuda net bir bilgi yok. İtfaiye araçları hemen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne sevk edildi. Polis önlem aldı. Akşam saatleri olması sebebiyle kuşkusuz trafik de etkilendi. Ancak araç yangınının o yükselen dumanlar İstanbul'un pek çok noktasından görülebiliyor. Şu dakikalarda araç söndürüldü mü? İlk müdahale tamamlandı mı? Bu konuda net bir bilgi yok. Ancak önümüzdeki dakikalar içerisinde araç söndürülüp bir çekici yardımıyla oradan alınacak diyelim. Yeni bir bilgi geldiğinde onu da paylaşacağımızı ifade ederek akşam haberlerine biz gündemin diğer sıcak başlıklarıyla devam edelim.